Ya hadi hadi artık gamlı baykuş gibi düşünmeyi bırak. Nasıl düşünmeyeyim ki Gülşen? Bir kalemde silip attılar beni. Kahraman bile aramadı. 50 yıl. 50 yıl Ziya Bey'in bir dediğini iki etmedim. Reva mı bu bana? Hayır, ne oldu? Tam anlatmadın ki. Ne anlatayım sana Gülşen? Ne yaptıysam ailem için yaptım. Kapının önüne koydular beni. Teferruatı bilme. Benim de yüreğim daha fazla acımasın. Sıkma canını. Hak er geç yerini bulur. Sana haksızlık eden de cezasını. Allah büyüktür kıymetçim. Kerem nerede abla? Bilmiyorum. Çok üzgündü, çok yıkıldı kahraman. Kendini nasıl toparlayacak hiçbir fikrim yok. Toparlayacak abla, toparlayacak. İlk günden beri Kerem'e engel olmaya çalıştın. Ama çok seviyor Elif'i. Elif onun için çok önemli kahraman. Şimdi bir de sizin ilişkiniz. Sence nasıl kalkacak bunun altından? Canı çok yanacak. Canının yanacağını kabul ediyorum. Ama yaptığı şey çok yanlıştı. Eğer bu yanlışa devam etseydi ömür boyu mutsuz olurdu abla. Bir gün bizi anlayacak, bunu biliyorum. Benim pek umudum yok ama inşallah öyle olur. Annem nerede? Seni aramadı mı hiç? Hayır, bir şey mi oldu? Babamla tartışmışlar. Konu sanıyorum Elif. Babam annemi evden kovdu. Ne? Kovdu mu? Maalesef. Biz de arayamıyoruz babam kızacak diye. Ben konunun ne olduğunu tahmin ediyorum. Beni niye aramadığını da biliyorum. Kerem'le olan meselenin altında da annemin parmağı var. Dur bakalım. Anlayacağız. Söylesene kahraman, babamı bu kadar kızdıracak ne yapmış olabilir annem? Önce bir kıymet yürük anla bir konuşalım bakalım. Evdekiler ne yapıyor acaba? Ziya Bey'in ilaçlarını ihmal etmeseler bari. E arasana kıymet, ne mani oluyor sana, anlamadım ki. Yok, ağrıma gidiyor. Gururumu kırdılar. Ne gururu kıymet? Bunca sene aynı yastığa baş koymuşsunuz. Boyunca çocukların, torunların var. Bak, başımın üstünde yerin var ama aklında, yüreğin de orada. Hı? Yok. Onlar beni merak etsinler. İyi. Sen bilirsin. Kızım, ben Kıymet annen. Aa, anne nasılsın? Kusura bakma, hemen açamadım. İşi gücü idare ediyorum ya, koşturuyordum. Ben Ziya Bey'i merak ettim. O yüzden aradım. Nasıl Ziya Bey? Vallahi ne bileyim, odasındadır herhalde. Hayırdır? Bu saatte? Bilmem, yani dinleniyordur ya da çalışıyordur herhalde, ne bileyim. Anne... babam seninle konuşmamızı yasakladı. Yasakladı mı?
Vallahi öyle. O kadının adını anmayın bu evde dedi. Yani seninle konuştuğumu duyarsa öldürür beni de. O yüzden bir müddet arama sorma, siniri geçsin öyle. Tamam, hadi kapattım. Ay Şükran abla, niye bir şey söylemedin? Akşamdan beri kıyamet koptu evde. Ha, söyleyeyim de gelsin yine çöreklensin tepemize. Bütün bunlar onun marifetleri zaten. Gelecek yine karıştıracak ortalığı. Siz de kimseye bir şey söylemeyin. Vallahi koyarım kapının önüne hepinize. Yok canım, ne söyleyeceğiz? Aferin. Bu evde bundan sonra ben ne dersem o. Unutma. Bir hafta içinde boşanmak istiyorum. Ne gerekiyorsa yapalım. Defne Hanım itiraz ediyor Kahraman Bey. Davayı açarız ama anlaşma sağlayamazsak boşanma gerçekleşmeyebilir. Defne'ye yeterince zaman verdim. Biz onunla konuştuk. Artık bir şekilde ikna edeceğiz. Anlıyorum. Tamam. Efendim oğlum. Neredesin anne? Yeni mi fark ettin yokluğumu? Neredesin söyle, gelip alacağım seni. Nerede olacağım oğlum? Gülşen ablandayım. Tamam, geliyorum. Geliyor. Geliyor. Bambaşkadır kahramanım benim. Yakup'u görüyor musun? Ne aradı ne sordu. Meryem. Meryem'e iyice içerledim. İnsan bir merak eder annem nerede, ne yapıyor diye. Ama kahramanım belli ki beni eve götürecek. Bambaşkadır kahramanım, bambaşka. Ne gözün aydın. Bak gördün mü? Boşu boşuna vesvese ettin. Gülşen, sen gözükme. Şimdi sen varsın diye rahat konuşamaz, çok kibardır. Tamam canım, tamam. Hoş geldin aslanım. Sözleşme nerede anne? Ne sözleşmesi? Hani şu Elif'e verdiğin sözleşme anne. Oğlunu bir daha asla görmeyeceğini düşündüğü sözleşme. Ya anne niye böyle bir şey yapıyorsun? Ha? Demedi mi benim hayatım artık karışma diye? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın anne? Ben sana daha ne diyeyim ya? Oğlum ben sözleşme falan bilmiyorum. Ya anne yalan söyleme. Allah aşkına yalan söyleme anne. Daha ne kadar karıştıracaksın ortalığı? Bir yerde dur. Hepsi torunum içinde oğlum. Kötü bir maksadım yoktu. Ana hepimizi tarumar ettin sen. Mahvettin bizi. Ya ben daha sana ne diyeyim ana? Daha sana ne diyeyim? Kahraman. Kıymet. 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 Kıymet canım. Kıymet.